Bize hx'in bazı x'ler için aldığı değerleri verip can h7 eksi h3 bölü 7 3 eşit eşittir 1. Aslına bakarsanız bu x eşittir 3 ile x eşittir 7. Yani bu nokta ile bu nokta evet arasındaki ortalama değişim hızıdır. Evet bu 1'e eşit olduğuna göre 3,7 kapalı aralığında fonksiyonun o noktadaki türevi 1'e eşit olan bir c noktası olmalıdır demişler. Yani can böyle diyor. Evet, Can ortalama değer teoremini uygulamaya çalışıyor. Ortalama değer teoremi. Elimizde iki nokta olduğunda örneğin bu A, bu da B olsun. Bu aralıkta fonksiyonu da şu şekilde çizelim. Eğer ortalama değer teoreminin koşullarını sağlarsak bu buradaki AB aralığında türevi A ve B arasındaki ortalama değişim hızına eşit olan bir C noktası olacağı anlamına gelir. A ve B arasındaki ortalama değişim hızı bu kesenin eğimidir. Evet. Bu şekle bakarak buradaki bazı noktalarında örneğin bunun ve bunun eğimlerinin kesenin eğimine eşit olabileceğini görüyoruz öyle değil mi? Ortalama değer teoremi de zaten bundan ibaret. Yani eğer koşullar sağlanıyorsa ortalama değer teoremine göre bu iki nokta arasında türevi ortalama değişim hızına eşit olan en az bir nokta vardır. Peki ortalama değer teoreminin koşulları nelerdir? Bunu daha önce görmüştük ama tekrarın kimseye bir zararı olmaz öyle değil mi? 3,7 kapalı aralığından bahsediyorsak aradığımız koşullardan biri 3,7 açık aralığında türevlenebilir olmaktır. Aralık aynı aralık ama uç değerleri dahil değil. İkinci koşul ise uç değerleri dahil olacak şekilde yani 3,7 kapalı aralığında sürekli olmaktır. Daha önce bahsettiğim gibi türevlenebilir olmak sürekli olmayı gerektirir demek istediğim. Bir fonksiyon eğer açık bir aralıkta türevlenebilirse aynı açık aralıkta süreklidir de. Bu yüzden ikinci koşulda sadece uç değerleri hesaba katmamız yeterlidir aslında. Şimdi sıra geldi seçeneklere. Bu arada bizden canın iddiasını doğrulayan koşulu bulmamızı istiyorlar. Soruyu ihmal ettik. Peki Can'ın iddiasının doğrulanması için bu iki koşulun sağlanması gerektiğini unutmayın. A seçeneğinde H 3,7 kapalı aralığında süreklidir demişler. Bu ikinci koşulu sağlar ama bir fonksiyonun sürekli olması türevlenebilir olmasını gerektirmediği için fonksiyonun 3,7 açık aralığında türevlenebilir olduğundan emin olamıyoruz. Fonksiyon türevlenebilirse süreklidir ama sürekli olması türevlenebilir olması anlamına gelmeyebilir anlaştık mı? Mesela mesela fonksiyon bu şekilde keskin bir dönüş yaptığında bu noktada sürekli olmasına rağmen türevlenemez. Bu yüzden birinci seçeneği eliyorum. İkinci seçenekte h 3,7 kapalı aralığında sürekli ve azalıyor diyorlar. Bu da bize yardımcı olamadı çünkü fonksiyonun türevlenebilir olup olmadığıyla ilgili bir bilgi içermiyor. Bir fonksiyon sürekli ve azalıyorken bu keskin dönüşlerden birini yine yapabilir ve az önce de söylediğim gibi bu noktada türevlenemez. O halde bunu da eleyebiliriz. H 3,7 kapalı aralığında türevlenebilir. İşte bu. Bir fonksiyon eğer kapalı bir aralıkta türevlenebiliyorsa aynı aralığın uç değerlerini almadığımızda elde edeceğimiz açık aralıkta da türevlenebilirdir. Çünkü bu açık aralık kapalı aralığın bir alt kümesidir. Kapalı bir aralıkta türevlenebilir olmak sürekli olmak anlamına da geldiği için, değil mi? Az önce türevlenebilir olmanın sürekli olmayı gerektirdiğinden de bahsetmiştik. O halde bu seçenek doğru olmalı. Son seçenekte ise x 5'e giderken h üssü x'in limitinin 1'e eşit olduğunu söylemişler. Bu 5'e giderken türevin limitinin 1'e eşit olduğu anlamına gelir. Bu limit doğru olsa bile h üssü 5'in 1'e eşit olduğunu bilmiyoruz. Evet, 5 bu aralıkta olmasına rağmen bu ifade bize bu aralıkta türevi ortalama değişim hızına eşit olan bir c noktası olduğu bilgisini vermiyor. Bu yüzden de bu seçeneği de elememiz gerekiyor